Merhaba arkadaşlar, ben Ayşin. Kendiliğinden İngilizce öğreten YouTube kanalıma hoş geldiniz. İngilizce pratik yapmak için uygulamalara bakıyorsunuz, yabancılarla konuşuyorsunuz. Öyle oldu ki birinden çok hoşlandınız ama nasıl açılacağınızı bilmiyorsunuz. No worries, I got you. Birisinden hoşlandığımızı nasıl söyleriz? Nasıl yemeğe davet ederiz? Veya günlük hayatta ilişkilerden bahsederken ne gibi kelimeler veya ifadeler kullanırız? Bugün ilişkilerde, randevularda kullanılan temel ifadelere bakacağız. Bakalım hadi. Öncelikle karşımızdaki kişi için kullanılabilecek muhtemel sıfatlara bakalım. Boyfriend, girlfriend, wife, husband, bunları geçiyorum. Crush. Crush ne demek? Vurulmak, çarpılmak gibi bir anlama geliyor. Ancak kişi özelinde kullandığınızda hoşlandığınız kişi anlamına geliyor. Crush. He is my crush dediğinizde hoşlandığım kişi anlamına geliyor. I have a huge crush on him dediğinizde ondan çok hoşlanıyorum anlamına gelir. Kullanılabilecek diğer bir kelime date. Date kelimesi bildiğiniz üzere randevu anlamına geliyor. I have a date dediğinizde bir randevum var, hani birisiyle görüşeceğim, randevum var anlamına gelirken diğer yandan görüşeceğiniz kişiye de date olarak hitap edebilirsiniz. Who is your date? Dating kim? Kimle görüşeceksin? Who is your date? Bunun dışında birlikte olduğunuz kişiden significant other olarak da bahsedilir. Significant other herhangi bir cinsiyet belirtmeksizin partner, eş veya birlikte olduğu kişi anlamına gelir. Diyelim ki date'e çıkmak istiyorsunuz, görüşmek istiyorsunuz, bir şeyler teklif edeceksiniz. Ne diyebiliriz? Go for a coffee veya go for a drink dediğinizde hani bir şeyler içelim mi anlamına geliyor, kahve içelim mi? Drink dediğinizde daha çok alkollü içecekler anlamına geliyor. Maybe we could go for a coffee. Wait. You wanna go for coffee? Wait. You wanna go for coffee? Yemeğe çıkmak istiyorsanız grab a bite, go for a meal, go out to eat veya eat out ifadelerinden herhangi birini tercih edebilirsiniz. Hepsi dışarıda yemek yemek anlamına geliyor. Bunu da yine karşı tarafa teklif ederken biraz önceki kalıbı kullanarak sorabilirsiniz. Maybe we could go for a meal. Alright, sinemaya gitmek istiyorsunuz. Sinemaya gidelim mi diyeceksiniz. Do you wanna catch a movie dediğinizde ya da direkt wanna catch a movie dediğinizde de film izleyelim mi, film izlemek ister misin anlamına geliyor. Maybe we could catch a movie tomorrow night. Maybe we could catch a movie tomorrow night. Yani bizde biraz demode mi kaldı? Demode kaldı ama çıkma, teklif etmek diye bir şey var. Ask someone out. Ask someone out. Eğer bir kişiyi date'e davet ediyorsanız ona ask out yapmış oluyorsunuz. I asked her out dediğinizde ona dışarı çıkmayı teklif ettim. İşte date'e gitmeyi teklif ettim anlamına geliyor. Birisiyle zaman geçirmek, takılmak gibi anlamlara gelen hang out. Hang out. Bunu sadece karşınızdakiyle romantik bir ilişki olarak düşünmeyin. Normal bir arkadaşınıza da let's hang out dediğinizde hadi bir şeyler yapalım, takılalım, kafeye gidelim, bir yere gidelim falan gibi anlamlara gelir. Let's hang out tonight. You wanna hang out sometime? Go out. You wanna hang out sometime? Go out. Devam ediyoruz. Treat davranmak demek bildiğimiz anlamıyla. How does he treat you dediğinizde sana nasıl davranıyor anlamına gelir. Diğer taraftan he treated me to lunch veya he treated me to coffee dediğinizde işte öğle yemeğine davet etti veya kahveye davet etti veya ısmarlamayı teklif etti anlamına geliyor. Çok benzer şekilde invite, invite davet etmek demek. She invited me to her birthday party dediğinizde beni doğum günü partisine davet etti anlamına geliyor. Hep mi güllük gülistanlık? Değil tabii ki. Kavga etmek, tartışmak. Have a fight. We had a huge fight dediğinizde çok büyük bir tartışma yaşadık anlamına geliyor. Veya tartışmadan sonra ayrıldık diyeceksiniz. We had a huge fight and broke up. Break up veya split up frazlerini kullanabilirsiniz ayrılmak demek için. Ancak diyelim ki işler tam ters yönünde çok güzel gidiyor. Evlenme teklifi edeceksiniz. To pop the question. Soruyu patlatmak gibi böyle. Pop the question dediğinizde evlenme teklifi etmek anlamına geliyor. I just need to figure out the right time to pop the question. I just need to figure out the right time to pop the question. Diğer bir ifade tie the knot. Bu da evlenmek anlamına geliyor. They are tying the knot dediğinizde evleniyorlar. Genelde davetiyelerin üstünde yazılır ya evleniyoruz. We are tying the knot. İşte İngilizce'de böyle yazıyorlar. Be on the rocks genel anlamda bir şeyin sallantıda olması, iyi gitmemesi anlamına geliyor. Be on the rocks. She said
that her marriage was on the rocks. Evliliğinin iyi gitmediğini söyledi. Evliliğinin sallantıda olduğunu söyledi. Tartışmadan sonra birbirinizi affettiniz ve barıştınız. Make up. Siz ayrılmamış mıydınız diye soruyorlar. We made up. Barıştık. We made up. Arkadaşınız akıl veriyor mesela. Size diyor ki biraz ağırdan sat kendini. Zoru oyna. Play hard to get. What do I do now? You play hard to get. What do I do now? You play hard to get. Crush'tan bahsetmiştik. Birisinden çok hoşlanmak, böyle hoşlandığınız, vurulduğunuz, çarpıldığınız kişi anlamına geliyor demiştik. Peki yeni yeni böyle birisinden hoşlanmaya başlıyorsanız, yeni yeni böyle filizler yeşeriyorsa, fall for, işte düşmeye başlamak gibi, yani bir şeyler hissetmeye başlamak. He is obviously falling for her. Belli ki ona karşı bir şeyler hissediyor, hissetmeye başlıyor anlamına geliyor. Fall for. Sık sık karıştırılan iki ifade var. Fall in love, be in love. Fall in love dediğinizde aşık olmak anlamına gelirken, be in love dediğinizde aşık demek. Örnek verelim. Jacob was in love with Bella, but Bella fell in love with Edward. İsterseniz yasak elma üzerinden de örnek verebilirim ama biraz daha kafa karıştırıcı olur. Gerçi orada aşk yok. Be attracted to. Etkilenmek, hoşlanmak anlamına geliyor. Be attracted to someone. Don't you lie, you're obviously attracted to him. Yalan söyleme ha. Yo, sen bırak yalan bırak. Bariz bir şekilde ondan hoşlanıyorsun anlamına geliyor. Diyelim ki date ayarladınız. Randevuyu okeylediniz. Gittiniz, oturdunuz, bekliyorsunuz ve kimse gelmedi. Böyle olunca karşıdaki kişi sizi ekmiş oluyor. Bunu nasıl söylüyoruz? Stand someone up. Stand someone up. He stood me up. Beni ekti. He stood me up. Veya daha genel anlamda mesela okulu ekmek, işi ekmek gibi anlamlarda da kullanılabilecek şekilde I ditched the school dediğinizde okulu ektim. He ditched me dediğinizde beni ekti. Gelmedi. He didn't show up anlamına geliyor. You've ditched me. You've ditched me. Yalnızca iki canın kaldı. Daha dikkatli olmalısın. Blind date. Blind, kör, date, randevu. Kör randevu. Ne olabilir? Görücü usulü veya birbirini tanımayan iki kişinin buluşturulması. Örneğe bakalım. I gotta admit I was kind of surprised that you agreed to go on a blind date. Mesela diyelim ki 4 arkadaş 2 çift yemeğe gideceksiniz. Double date oluyor. Eğer ki bir çift bir de tek başına gelen bir arkadaş varsa ortamda o üçüncü kişi third wheel deniyor. Yani üçüncü tekerlek gibi. Third wheel. Yeni gelmişken bunu da söyleyeyim. Perfect. Everybody's got a date but third wheel Buffy. Perfect. Everybody's got a date but third wheel Buffy. Randevuya gittiniz, hesap ödeyeceksiniz, hesapları bölüşeceksiniz. Biz de buna Alman usulü denirken, İngilizce'de buna to go Dutch, let's go Dutch dediğinizde hesapları bölüşelim anlamına geliyor. Yasak aşkların yaşandığı dizilerde çok sık duyulacak bir kelime. To have an affair. Evli olan kişilerin veya kişinin bir başkasıyla ilişkisi olmasına affair deniyor. Örneğe bakalım. He's having an affair with a waitress at Scout. He's having an affair with a waitress at Scout. Karşınızdaki kişinin sizden hoşlanmadığı, hatta sizden haberi bile olmadığı ama sizin ölüp bittiğiniz durumlarda biz platonik diyoruz. İngilizce'de ise unrequited love deniyor. Unrequited, karşılıksız anlamına geliyor. Bu bir annenin çocuğuna olan sevgisi de olabilir veya bir aşk içinde kullanılabilir. Unrequited. Is there anything so sad as unrequited love? Is there anything so sad as unrequited love? Çok da yabancı olmayan bir kelime stalker. Stalk, gizlice izlemek, dikizlemek demek. Stalker da genelde yani İngilizce'de stalker dediğimizde bunu böyle gizlice izleyen sapık gibi bir anlama gelirken şu anda dijital anlamda biz stalkerlık yaptığımızda daha çok insanların bilgileri dışında onları internetten veya sosyal medya hesaplarından araştırmak anlamına geliyor. Stalk. Stalk yapmak veya stalkerlık. Bir diğer ifade long distance relationship. Long distance relationship dediğinizde uzak mesafe ilişkisi. Birebir zaten Türkçe karşılığı uzak mesafe ilişkisi
long distance relationship dedik ve bugünkü ifadelerimizin de sonuna geldik. Bayağı kapsamlı oldu bence. Böyle how to ask someone out 101 tarzında bir şey oldu. İlişkinin türünden, ilişkide kullanılan fiillerden, phrasal verb'lerden, ifadelerden çok fazla şeyden bahsettik. Tam bir rehber niteliğinde bir video oldu. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum, dikkate alıyorum. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve sosyal medyada beni paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.